Vallahi hiç fark etmedim. Bagaja saklanmış. Bir açtım içeride. Sizi de çok zor durumda bıraktık. Ne olur kusurumuza bakmayın. Olur mu, ne kusuru? Estağfurullah, ne kusuru? Bizim keyfimiz yerinde. Değil mi kız? Prenses, yemeğimizi bitirince biz de evimize gideriz, değil mi? Ada ablam gelecekti hani. Geliyormuş zaten, yolda. Ben Ada ablamı bekleyeceğim. Hem daha tabağım bitmedi. Bir dakika sen... bamya mı yiyorsun? Ay açmasınız, benim hiç aklıma gelmedi. Size de bir tabak koyayım hemen. Yok yok, onun için demedim. Hayatta hiç ağzına bamya almaz da ilk defa yiyor, onun için hayretler ettim. Ada ablam yapmış, çok güzel. Afiyet olsun. Sizler ne güzel insanlarsınız. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum size. Ne demek, lafı bile olmaz Zafer Bey. Teyze hoş. Kuzum. Ada abla. Hoş geldin. Çok özledim seni. Ay bu tişört benim tişörtüm. Çok yakışmış sana. Senin olsun bu, sen giy bunu. Buna bir izin verir misin? Prensesim gel. Gel bir tanem, gel. İyi misin bir tanem? İyi bakalım. Elifçim, bir tanem sen niye böyle yapıyorsun? Bak hepimizi ne kadar çok korkuttuğunun farkında mısın? Ben bamya yedim dayı. Bamya mı yedin? Bamya mı yedi baba? Evet. Ada ablam yapmış, çok güzel. Akşam birlikte yiyelim. Naik teyze börek yapacakmış, öyle dedi. Evet, mantarlı hem de. Size afiyet olsun. Biz müşahedenizi isteyelim, biz zaten yeterince kaldık. Hadi kalkalım, hadi dayıcığım. Kıyafetlerim kurumadı daha. Hallederiz dayıcığım. Hadi kalkalım artık, hadi geç oldu, hadi. Ben burada kalabilir miyim dayı? Olmaz Elifciğim. Hadi gidiyoruz. Kalmak isterse kalabilir. Sorun yok. Hayır dedim Ada. Hayır. O zaman biz Ada kızımızı bize davet edebilir miyiz? İzin verirseniz tabii. Ne? Ne? Gerçekten ne oluyor baba? Yani nereden çıktı bu şimdi? Ergis teyze ne olur. Merhaba kızım. Hadi bakalım prenses, sen Ada ablamıza misafir odamızı gösteriver. Tamam dede. Gel Ada abla. Dünya. Belma Hanım. Neredeydin sen? Çok korkuttun ama bizi. Hadi hemen odana çıkıyorsun. Beni daha duyuyordu. Sen göstereceğim anne. Belma Hanım, kusura bakmayın. Yani böyle biraz tuhaf oldu ama dinletemedik. Tabii tabii, öyledir. Gel Ada abla. Kimse kabul etmezdi. Ne işim var benim tanımadığım, bilmediğim bir evde? Demedi, kalktı geldi kızcağız. Altın gibi bir kalbi var bu kızın. Evet baba, altın gibi bir kalp var gerçekten. Ben şirkete gidiyorum. Görüşürüz. Zafer'cim, ne iş var bu kızın bu evde? Hadi Elif çocuk tutturdu diyelim. Peki Bora ne demeye tamam diyor? Sen ne demeye tutup kızı eve getiriyorsun? Bence gayet iyi oldu. Ne demek iyi oldu? Ne kadar kalacak bu kız bu evde? Sormadım, canı istediği kadar. Yani bu ne demek oluyor? Elif'in bir dadıya mı ihtiyacı var? Yani siz bana torununa bakamıyorsun mu diyorsunuz? Bu mu demek oluyor? Hı? Bakabiliyor musun Belma? Belma Elif nerede? Aa, az önce şuraya koymuştum. Yok olmuş, bulamıyorum. Ben bu kızı bu evde istemiyorum. O kadar. Belma bu kız senin torunun istedi diye burada. Elif istediği sürece kalacak. Konu kapanmıştır. Ay ne demek konu kapanmıştır? Nasıl olur da tamam derim. Resmen basiretim bağlandı.
Ya hadi benim basiretim bağlandı. Siz niye bir şey demediniz? Evet abla, biz niye bir şey demedik? Ya bir şey yok bunda abartacak. Birkaç gün misafir olacak ada. Ne var yani? Benim yeğenimin o evde sığıntı gibi ne işi var? He? Onca okumuş etmiş kız gidip dadılık mı yapacak? Kızı omzuna çıkarıp arabayı yıkamasaydın o zaman aslan. Ay demeyeyim demeyeyim diyorum, söyletme beni, bak geldiler bana yine. Döndürüp döndürüp aynı lafı ediyorsun ya. Tamam ya, tamam. İki günden ne çıkar? Niye büyütüyoruz? Niye geliyorlar sana hemen? Niye geliyorlar canı hemen? Dur, niye geliyorlar? Gelmesinler, gelmesinler ya. Gelmesinler değil mi Yasemin? Ay. Senin saçlarını mı örsek? Ay sen bebek misin? Oyuncak mısın sen? Ha? Oyuncak mısın? Oyuncak mısın? Hoş geldin kızım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sakın çekinme lütfen. Hoş buldum efendim. Prenses, bana bir bardak su getirir misin? Hemen dede. Ha canım benim, canım benim. Sana çok teşekkür ediyorum kızım. Senin kabul ettiğini gerçekten kimse kabul etmez. Sağ ol, var ol, eksik olma. Bana düşen de burada kaldığın sürece seni en iyi şekilde rahat ettirmek. Efendim, efendim çok sağ olun. Çok teşekkür ederim ama ben uzun uzadıya kalmayacağım. Yani istesem de kalamam. Evdekiler izin vermez. Özellikle Aslan eniştem. Aa, ya, ya. Ben Elif'in gönlü olsun diye bir gece kalayım. Sonra da evime. Doğru kızım, doğru. Yavrum, dün sabah olanlar için sakın üzülme. Bizim Bora aniden parlar, aniden durulur. Biliyorum efendim, biliyorum. Onun için varsa yoksa Elif. Elif bir yana, dünya bir yana. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hadi ben çıkayım da sen de rahat et. Bu arada, bak artık efendim Zafer Bey falan yok. Zafer amca. Anlaştık mı? Anlaştık. Zafer amca. Anlaştık. Bora Bey hiç babasına çekmemiş. Kıyamam, çok tatlı. Alo, Ada. Efendim Ceyzoş. Kızım senin ne işin var orada? Ben de anlamadım. Bir anda oldu bittiye geldi. Anlamazsın zaten, bir anda olur. Ateşle barut bir bakmışsın, hop geçmiş olsun. Kızım, bana bak. Senin rüzgarın yanında olman lazım, Bora'nın yanında değil. Anladın mı? Sonun bizim gibi mi olsun istiyorsun ya? Allah'ım sen koru ya Rabbim. Allah'ım zaten Bora ile seni birbirine yakıştırıyor. Teyze, ne alakası var şimdi Bora Bey'le? Alakası var mı yok mu artık? Kendine sor bakalım adacığım, alakası var mı yok mu? Kızım, vallahi burası yangın yeri ha. Ev hop oturup hop kalkıyor. Bu saçmalığa bir son ver. Biz Aslan enişteyi evde zor tutuyoruz. Vallahi gelecek kapılara dayanacak rezaletin biri bin para. Yasemin! Kız, ne yapıyorsun sen orada? Çöp atıyorum abla. Çöp atıyormuş. Ben de yedim. Kızım telefondasın carcar sürekli. Hadi at çöpü de gel. Geliyorum, geliyorum ya. Kız bak gördün mü? Kocasını zapt edemiyor, bak beni çağırıyor. Ada, kuzum. Bu saçmalığa bir son ver. Vallahi benim artık sabrım kalmadı. Hadi gözümsün. Hadi. Hadi. Aşk kendi seçer.